Merhabalar. Bugün Artvin Borçka'daki Karagöl Milli Tabiat Parkı'ndayım. Saat şu anda kaç? 14:48 ve sis çöktü. Bir yaklaşık yarım saat önce sis başlamıştı ve çöktü. Ben dün yine bu saatlere doğru, belki biraz daha geç, 4 gibi gelmiş olabilirim. O zaman da sis vardı. Etrafını yürüyebilirsiniz. Çok güzel. Yani hiç burayı anlatmama gerek yok. Burası efsane. Teknelerle sanırım içinde gidiliyor. Herhalde tekneye turun başına 150 lira veriliyor. Emin değilim çünkü henüz katılmadım. Etrafını yürümek için böyle yollar yapmışlar. Bazı yerlerde doğal yollar var. Ağaçlardan dolayı ne kadar güzel, ne kadar etkileyici. Mesela şu ağaçların kendiliğinden oluşturduğu yol. Yani ağaçlar kökleriyle bize yollar yapmışlar. Aslında bize değil ama biz kullanıyoruz, sebepleniyoruz. İnsanlar sayesinde kirlenen yine bir milli güzelliğimiz, milli coğrafi servetimiz. İçtiğiniz o muhteşem sigaraların izmaritini de bir zahmet elinizde tutmayı öğrenin artık. Maskeler atılmıştı kenarıya. Gazozlar içilmiş, şişeleri kenara bırakılmış. İşte peçeteler, ıslak mendiller falan. Yine mükemmel insanlar. Hani böyle insanlar size ne dese hak. Çekirdek yenmiş, kabukları atılmış. Neyse işte cipsler yenmiş, atılmış. Böyle böyle de pis bir milletiz yani. Ama yine de buna rağmen bak, kafa boşaltmak için buraya gelebilirsiniz. Ben otoparkında araç üstü çadırımda kaldım. Derenin kenarında. Gayet güzel. Bir tane siyah köpek var, başka da yok. Ben görmedim en azından. İleride piknik yerleri var. Tuvalet var. Ama büyük otoparkla tuvalet arası bir mesafe var. Sanırım tuvalet sadece belli başlı yerlerde var. Yani sadece orada var bence, başka bir yerde yok. Gölün kenarına çadır kurmanızın yasak olduğunu, tabiat parkı görevlilerinin gelip kaldıracağını söylemişlerdi ama öyle olmamış. Gölün etrafına insanlar çadır kurmuşlar. İyi de yapmışlar, bakınız. Çok da güzel yapmışlar. Ellerine sağlık. Başka ne anlatabilirim? Burada öyle market falan yok. Yiyeceğinizi kendi yanınızda getirmeniz gerekiyor. Kendiniz eğer benim gibi hani seviyorsanız böyle gezmeyi, şuraya en azından bir gün, 2 gün ayırın. Bütün hayatın telaşını, sizi kaygılandıran, üzen şeyleri geride bırakın. Sadece kitabınızı okuyun ya da uzanın, gezin, uzanın, gezin, uzanın, gezin, uzanın, gezin. Yani başka da bir şey yapmayın. Balık tutmak yasak, avlanmak yasak, gölde yüzmek yasak diye tabelalar her yerde var. Ama kim uyuyor, ne uyuyor bilmiyorum. Tabi burası hep böyle nemli. Öyle olunca da hani mangal yapacak olanlar için kuru odun bulmak biraz mümkün değildir. Bu göz ardı edilmesin. Ama yürüyüş yolu çok güzel kesinlikle. Ben de yürüyüş yolumun bu kısacık zaman dilimini sizinle paylaşmış oldum. Tabii ki beyaz ayakkabılarla gelemezsiniz. Tabii ki altı düz sandaletlerle gelemezsiniz. Yağmur sürekli yağabilir, bu yüzden hazırlıklı olmakta fayda var. Başka da bir şey yok. Başka da canınızın sağlığı. Nedir başka? Eylik sağlık. Telefon çekiyor mu? Telefon çekiyor. İnternet az çekiyor. Ama çekiyor. Suyun sesini dinleyin. Ben bu gece uyudum. Uykusu da çok güzel. Ama serin üşütüyor, haberiniz olsun. Benden bu kadar. Bu muhteşem yerden, Borçka Karagöl'den. Kendinize iyi bakın. Kendimi göstereyim. O zaman gezmelere devam.